Gripten korumanın en önemli yollarından biri kişisel korumayla birlikte önlemlerle birlikte aşılamadır. Ülkemizde de grip aşısı vardır. Grip aşısı inaktif bir aşıdır. Şöyle söyleyelim neler içeriyor. Aslında grip virüsünün alt tipleri dört tanedir. A ve B tipi insanlarda en sık hastalık yapan tipler olması sebebiyle her iki tipten de ikişer tane olmak üzere A ve B tipinin yani dört tipi kapsayacak şekilde aşılamada vardır. Aşılama 6 ayın üstünde herkese önerilmekle birlikte en fazla da tabii ki risk faktörü olanlara aşılama daha kuvvetli olarak önerilir. Bunlar kimler? Bir 65 yaşın üstündekiler, gebeler, altta herhangi bir kronik hastalığı olanlar, altta yatan kronik hastalığı olanlar nelerdir bunlar? Kronik kalp hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, kronik Akciğer hastalığı, hastalığı kronik bir diyabeti olan, çocuklara baktığımız zaman bir nörolojik, kronik bir nörolojik hastalığı olan, kronik bir metabolik hastalığı olan, 6 ay ve 18 yaşında olup asetil salisilik asit kullanmak zorunda olanlar, gebeleri söylemiştik, sağlık personelinin ve immün sistemi baskılanmış olanlar, kimler yani? Koruma hücreleri zayıf olan kişiler, bu kanser sebebiyle kemoterapi alan ne bileyim doğuştan immün sistemi koruma hücreleri eksik olan transplant sebebiyle koruma hücresi alan gibi birçok kişiye kuvvetli olarak önerilmektedir. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ülkemizde Sağlık Bakanlığımız risk grubunda olanlara ee, özellikle 65 yaşın üstündekilere, gebelere ve altta yatan kronik hastalığı olanlara, 6 ay ile 18 yaş arasında olup e, asetil salisilik tedavisi alanlara, e, biraz daha söylediğim gibi koruma hücreleri doğuştan olabilir, e, herhangi bir e, sebepten sonradan eksik olanlara, kemoterapi sebebiyle, transplant sebebiyle eksik olanlara ücretsiz olarak ülkemizde e, grip aşısını yapmaktadır.